Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Fen Bilimleri kitabı 180, 181, 182, 183 ve 184. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz 7. ünite Ölçme Değerlendirme Çalışmaları. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Basit bir elektrik devresi pil, ampul, anahtar ve iletken telden oluşur. Doğru. Devrenin enerji kaynağı ampuldür. Yanlış. Elektrik devresinde pil sayısı sabitken ampul sayısı artarsa ampul parlaklığı azalır. Doğru. Bir ampullü devrede anahtar sayısı artarsa ampul parlaklığı artar. Yanlış. İçine ampul yerleştirilen devre elemanına duy denir. Doğru. Devre elemanlarından anahtarın bir sembolü yoktur. Yanlış. Sadece devre şemasına bakarak devre kurulamaz. Yanlış. Devre şeması çizilirken devre elemanlarının sembolleri kullanılır. Doğru. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen sözcüklerden uygun olanını yazınız. Bir devrede ampulün yanması için gerekli enerjiyi pil sağlamaktadır. Tek ampullü bir devrede sadece pil sayısı artarsa ampul daha parlak yanar. Bir elektrik devresini açıp kapatmayı sağlayan devre elemanlarına anahtar denir. Bir deneyde miktarı istenen şekilde değiştiren değişkene bağımsız değişken denir. Bir elektrik devresinde ampul parlaklığını etkileyen faktörler pil sayısı ve ampul sayısıdır. Bir elektrik devresinde ampul parlaklığını arttırmak için ya pil sayısını arttırır ya da ampul sayısını azaltırız. Bir elektrik devresinde sabit tutulan değişkene kontrol edilen değişken denir. Bir elektrik devresinin çizimini kolaylaştırmak için kullanılan şekillere sembol denir. Bir elektrik devresinin sembollerle çizilmiş haline devre şeması denir. Bir elektrik devresinde devre şemalarını devre elemanları birbirine iletken tel ile bağlanır. Bir öğrenci aşağıda verilen devre şemalarını kullanarak deney düzenekleri hazırlamıştır. Öğrencinin verilen amaçlara ulaşabilmesi için boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. Pil sayısının ampul parlaklığına etkisini araştıran bir öğrenci 3 ve 4 nolu devreleri kurarak deney yapmalıdır. Ampul sayısının ampul parlaklığına etkisini araştıran bir öğrenci 1 ve 4 nolu devreleri kurarak deney yapmalıdır. 1B, 2C, 3A, 4C Aşağıda verilen elektrik devrelerinin hangisinde ampul yanmaz? B şıkkı. Bir öğrenci özdeş ampul ve pillerle aşağıdaki devreleri kurmuştur. Bu deneyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A pil sayısı bağımsız değişkendir. B ampul parlaklığı bağımlı değişkendir. C ampul sayısı bağımsız değişkendir. D ampul sayısı kontrol edilen değişkendir. C şıkkı doğru cevap. Yukarıdaki elektrik devresi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A devreye aynı şekilde bir pil daha bağlanırsa ampul parlaklığı artar. B devreye aynı şekilde bir ampul daha bağlanırsa ampul parlaklığı azalır. C. Devreden bir ampul daha çıkarılırsa diğer ampul daha parlak yanar. D. Devreden bir pil çıkarılırsa ampulün biri daha parlak yanar. D. Doğru cevap. Aşağıda verilen devrelerden hangisinde ampul parlaklığı en azdır? A. Şıkkı. Aşağıda elektrik devresi elemanları ile sembolleri eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır? D. Şıkkı. Fen bilimleri öğretmeni yukarıda verilen devre şemasını tahtaya çizdikten sonra öğrencilerine çizdiğim devrede hangi devre elemanlarından kaç tane kullanıldı sorusunu sormuştur. Öğretmenin sorduğu soruyu aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir? A. Yunus 9 ampul, 3 açık anahtar, 2 pil ve bağlantı kablosu. B. Ecem 8 ampul, 4 açık anahtar, 1 pil ve bağlantı kablosu. C. Emre 8 ampul, D. Kapalı anahtar ve 1 pil. D. Sultan 9 ampul, 4 kapalı anahtar, 2 pil. B. Şıkkı doğru cevap. Yanda şeması verilen devre aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı. Öğrencinin amacına ulaşabilmesi için yukarıdaki, yukarıdaki ile beraber aşağıda verilen devrelerden hangisini kurması gerekir? C şıkkı doğru cevaptır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.